Selamünaleyküm. Bir Çorumlu Sinan Usta videosuyla daha beraber inşallah bugünkü dikiş teknikleri hakkında Singer dikiş makinesinin bakımı nasıl yapılır? En hızlı ve en kolay şekilde. Bu makineler sürekli çalışan parçalarla beraber donatılmıştır ve çok yüksek devirlerde çalışıyor. Yani bazen 5000 devirde, bazen 6000 devirde çalışan makineler. Bu da haliyle sürekli kumaş tozları, yağ birikintileri, İplik parçacıklarıyla beraber dişlilerin arası vesaire bu tozlar sıkışarak çok sert bir hal alıyor ve makinenin ciddi zararlar görmesine sebep oluyor. Yani ayarının kaçması, parçaların kırılması ve düzenli çalışmaması gibi performans kaybına sebep oluyor. Ama bizim bakımları en azından bazı bakımlar günlüktür, bazı bakımlar haftalıktır, bazı bakımlar aylık, bazı bakımlar da yıllık olmak üzere bazı bakımlar var. Günlük bakımları yüzeysel temizlikler olur. Üzerinin tozunun alınması, plakanın içinin tozunun alınması, mekiğin temizlenmesi. Haftalık bakımlar ise plakanın haftada bir kez en azından sökülüp, işin durumuna göre tabii ki, dişlerin arasının temizlenmesi. Aylık bakım ise makinenin yağının değişmesi olabilir veya da yağının tekrar filtre edilip içine tekrar doldurulması. Yıllık bakım ise yağının kesinlikle değiştirilmesi gerekir. Yağ pompa ayarı yapılması lazım. Makinamız düzgün yağlama yapıyor mu yapmıyor, bunların bir profesyonel usta tarafından elden geçirmesi lazım. Ben şimdi bunları nasıl yapacağımı sizlere tek tek göstereceğim inşallah. Önce günlük bakımdan başlayarak, şimdi biraz daha yakından inşallah çekim yaparak bunları size izah etmeye çalışacağım. Günlük bakımdan başlıyoruz. Evet arkadaşlar, günlük bakım dediğimiz makinenin hiçbir vidasını sökmeden yüzeysel bakım. Mesela ne gibi? Şuradaki tozundan başlayarak. Ya bu tozun ne bakımı olur? Evet, bu toz olursa, sürekli olursa bu toz buradan birikecektir. İpe dolaşacaktır. Şu şekilde bu iple beraber bu toz gelecek ve bizim makinemizin ip koparmasına sebep olabilir. Biz bunu her gün en azından iş başı yaptığımızdan, makinemiz çalışanımızın bu tozlarını alarak yani yüzeysel temizlik, tozlarının alınması, bobinlerinin kontrolü, ekran temizliği, makinenin üstünün tozlarını yani sağını solunu güzelce temizliyoruz. Hem yapacağımız işin leke olmaması, temizliği bakımından, çünkü bu toz beyaz toz, siyah bir iş dikeceksek bu elindeki siyah iş olduğunu düşünün, bu hale gelecekti yani. Ama biz bunları günlük silip işimize o şekilde başlarsak eğer, bu şekilde sağını sonunu güzelce, bu sadece silinerek makinenin yüzeysel bakımlığı, bunu günde bir defa yapabiliriz. Bir de makinemizi yine günde bir defa şu içini açarak şöyle yavaşça deviriyoruz. Şurayı görüyorsunuz, bu makine bir gün çalıştı ve bu hale geldi. İçin tozunu biraz yakın gösterirsek daha güzel anlaşılır. Şu yani görüyorsunuz yani şu elimle şimdi alacağım. Bu şimdi çek burayı. Şu tozu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu makinenin içinden çıkan toz. Niye? Çünkü pamuklu bir iş çalıştık ve bir gün çalıştık sadece. Bu makinenin içerisinde bu kadar toz birikti. Eğer bu tozu biz almazsak bu makinenin dönen hareketli parçaları bu tozu alır. Sıkıştırır ve taş gibi olur. Ne olur? Dişlinin arasına giderek dişlilerimize zarar verir, plakaya zarar verir, makinenin çağnozuna zarar verebilir. Ne yapıyoruz? Biz bunları ilk evvela şöyle bir bez yardımıyla şurada başlayarak şu şekilde siliyoruz. Bez yardımıyla bunu temizleyin. Yani toplasan ben şu yaptığım işlem tamamı 1 dakika alır almaz. 1 dakika vererek makinemizin temizliğini yapıyoruz. Şu şekilde içinin şuralarını, çünkü buralarda sürekli hareketli parçalar olduğu için kumaşı silkeleme esnasında iğne girip çıkar, inip girip çıka ne oluyor? Her taraf şu içini şöyle güzelce görüyorsunuz ne kadar çok pislik çıkıyor içerisinden. Bu makine bir gün içerisinde sürekli çalışan sanayi makinelerde böyle bir pislik birikiyor. Bir de her gün yağ kontrolü yapalım. Çünkü bazen makinemiz çok yağ atıyor. Burada makinemizin max yazan yere kadar her gün yağının dolu olmasını kontrol edelim. Bir de her gün şuraya, şu orada, şurada ne kadar yağ oluyor? Eğer çok aşırı yağ oluyorsa yağlama ayarı yaparak makinemizin biraz daha yağ azaltmasını sağlayalım ki yağı çok fazla tüketmesin. Çünkü çok fazla yağ tüketmek dikeceğimiz işlere yağ bulaştırır ve leke sorunuyla karşı karşıya geliriz. Bu günlük yapılabilecek temizlik. Bir de haftada bir defa en azından mutlaka, ama bunu ihmal etmeden, çok önemli bu. Şu plakayı açıyorum. Vidaları ben daha önceden söktüm. Plaka vidalarını, zaman kaybolmasın diye, video uzamasın diye. Şu şekilde görüyorsunuz. Plakadaki pisliği görüyorsunuz. Bakın. Yani dediğim gibi bayağı sertleşmiş yani. Şu an bu normal, aslında bu az önceki pamuk gibiydi ama sıkışmış şu an. Taş gibi hissediyorum bunu. Aynı şekilde plakanın diğer tarafında. Şuna bakın. Bu pislikler makinemize çok ciddi zararlar verebiliyor. Ne gibi?
kasılıyor. Makinenin bir kere motorunu zorluyor. Bu makinenin motoru 10 yıl gidecekse 5 yıl gitmesine sebep oluyor. Çünkü makine kasılarak çalışıyor, zorlanarak. Şu pislikleri görüyorsunuz. Şunları bir pens yardımıyla bunları buradan sürekli temizlemek lazım. Şunları şöyle ya da bir fırça kullanarak. Tabii varsa iş yerimizde veya elimizin altında kompresör havası tutarak olabilir. Ama bazen kompresör havası kullanmak zararlı. Neden? Çalışma esnasında beyaz iş çıkıyorsa eğer buradaki pislik diğer işlerin üzerine gidecektir ve işlere leke bulaştıracaktır. Bu da firmalar tarafından bizim karşımıza sorun olarak geri çıkacaktır. O yüzden mümkün olduğunca böyle küçük fırçalar, boya fırçası bununla şöyle temizleyebiliriz. Daha küçük aralardaki şeyleri de bir iğne yardımı, kırık iğne veya bozuk bir iğneyle şu şekilde dişli aralarını alalım. Şu şekilde temizleyebiliriz. Bunlardan üşenmeyelim. Çünkü biz bunu haftada bir defa yapacağız. Bir hafta çalıştığımız bir makinenin haftada bir defa şu bakımını yapmak bize zor gelmesin. Çünkü makineler gerçekten hayatımızı kolaylaştıran şeyler. Bunların temizliğini biraz yapalım. Nasıl insanın kendi bakımı varsa bu makinelerde bir bakım, bir temizlik istiyorlar. Onun için inşallah bu bizim haftalık bakımlarımızda bu plakamızı şöyle güzel temizleyerek ve fırçalayarak burayı şimdi bunun buradaki temizliği Allah'ın izniyle tamam. Şu an çok temiz, pırıl pırıl oldu. Bu makine şu an daha sağlıklı dikiş. Daha rahat, daha ferah çalışacaktır. Hem yağını kontrol ettik, hem içinin temizliğini kontrol ettik. Makinemiz şu an pırıl pırıl, plakamız temiz oldu. Bunu yerine takıyoruz. Kapatıyoruz. Yani mümkün şey varsa elimizin altında şöyle bir damla kadar yağ damlatalım. Bir damla kadar dişlerin arasına. Çünkü o temizlediğimiz şey pamuk parçası bütün yağını almış buranın. Şöyle yağlar. Akşam da bunu böyle bırakalım ya da hafta sonu temizlik yapıyorsak ta ki hafta başına kadar altına bir bez parçası koyalım. Bu şekilde makinenin iğnesini aşağıya alarak böyle beklesin makine. Dinlensin ki hafta sonu boş durması sebebiyle çünkü nemden, rutubetten dolayı makine parçaları korozyona uğrar ve paslanma meydana gelir. Bunu engellemek için yağlı bırakıyoruz. Evet. Bir de makinenin aylık bakımı dediğimiz makinenin yağının değişimi veya da yıllık bakımı dediğimiz makinenin yağını değiştirmek lazım. Çünkü makinenin yağı zamanla bu eski bir yağ makine çıkarmışa rengi şöyle bir sapsarı oluyor, çay gibi aynı. Bu doğru yağ değil. Bu makinenin yağı su gibi olmalı. Böyle şeffaf olmalı. Akışkanlığı daha şey olsun. Çünkü makinenin gözenekleri çok ince. Şu milin etrafının yağlanması için mesela çok ince bir yağ gerekli. Makinenin yağının yapısı odur. Ama sürekli kullanıldığı içinde toz birikintileri ve ısınmadan dolayı makine yağı renk değiştiriyor. Çay gibi oluyor. Bu makine yağı doğru yağ değil. Bunu da inşallah ihmal etmeyelim. Başka bu makine bakım hususunda bu kadar inşallah. Takipçileri. Başka makinelerin bakımları hakkında yeni videolar göndereceğim. Siz nasıl eğer istiyorsanız hangi makine bakımı hakkında video istiyorsanız ben onları çekmeye çalışacağım inşallah. Yorumları yazarsanız sevinirim. Hepinize kolay gelsin.